Bandeira'yla çıktı, 3 maçı da kazandı. Ama aynı şekilde Real Madrid de Collina'yla çıktı, 3 maçı kazandı. UEFA Avrupa'nın 1 numaralı hakemi olarak nitelendirilen Collina'yı bu maçta görevlendirirken aynı zamanda Galatasaray Real Madrid mücadelesinin de bu akşamın en önemli karşılaşması olduğu yorumunu yapıyordu bir anlamda. Real Madrid son lig maçında Masia'yı 1-0 mağlup etti ve Deportivo'nun önünde liderliğini devam ettiriyor 5 puan farkla. Luis Figo bir duran topta golü kaydetti. İspanya ve Hagi çok önemli bir isim Galatasaray açısından. Ligde cezalı. Hep beraber, omuz omuza hep beraber. Çok önemli bir silah. Dileyelim ki bu silah bu akşam patlasın. Hem de bir kez değil, birkaç kez. Collina saatini kontrol etti. Pierluigi Collina düdüğünü çaldı ve Ali Sami Yen stadında Galatasaray ile Real Madrid arasındaki mücadele bir başka anlamda tarihi gecelerden birisi daha başladı. Şampiyonlar Ligi'nde lig statüsüyle oynanan karşılaşmalar bitti. Bu artık eliminasyon sistemi ve o nedenle 90 dakikanın her bir dakikası çok önemli. Özellikle Madrid'de Bernabeu stadında oynanacak rövanş düşünülürse Galatasaray'ın bu karşılaşmayı gol yemeden kapatması da çok önemli. Popescu, Roberto Carlos. Hagi, bekletmeler, çok sert bir şut. Ah, o kaleyi bulacaktı. Casillas 4 adım öndeydi. Şöyle bir kafasını kaldırdı usta ayak Hagi. İyi düşündü ama bu kez gol çığlığımızı duyamadık. Bundan sonraki pozisyonlar diyelim. İşte bakın pozisyon bu. McManaman, Roberto Carlos. McManaman ve Roberto Carlos ikilisi kullanıyor sol kanadı. Popescu attı dışarı topu. Figo müdahale, oyun kurallarının içinde. Oyun devam ediyor mu? Çünkü bir anda Galatasaraylı futbolcular da birbirlerine baktılar. Oyun devam ediyor. Uzun bir top. Hagi'den Jardel'e. Jardel tek başına şu anda. İçeri mi girecek, bekleyecek mi? Bekledi. Şimdi Okan geldi yardıma. Anlaşamadılar. İçeride 5 gollü Raul vardı. Şimdi Jardel. Galatasaray'ın en golcü futbolcusu Makalele. Hareketi bir top kazandırıyor Galatasaray'a. Hagi. Yine kaleyi düşünüyor Hagi. Hagi! Senin golünü anlatır mıyız acaba ama en direkt vuruştu bu. Bir anlamda Hagi Collina'ya da bakmıyordu. İşte bakın Collina'nın eli havada. Doğrudan kaleyi düşündü Hagi. Sahasına doğru gönderilmek istenen top. Okan koşuyor. Orada bir faul var mı? El Cuero faul yaptı mı? Okan'a yapmadı diyor Collina. Ümit. Okan bu kez yerde kalıyor. Hareketi yapan Makalele. Şimdi bir serbest vuruş kazanıyor Galatasaray. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyon. Hafif de Real Madrid kalesine doğru esen bir rüzgar var. Hagi de topun başında. İki vuruşu vardı. Az farkla dışarı çıkmıştı. Şimdi bakalım Hagi nasıl bir vuruş deneyecek. Hagi geliyor, sert vuruyor ama yine isabet bulamıyor. Bir anlık anlaşmazlık. Jardel. Jardel vuruyor ki Porto'da oynarken Real Madrid filelerini havalandıran bir isimdi. Figo sağ ayağını, Roberto Carlos sol ayağını kullanıyor bu bölgelerde. Bakalım hangisi vuracak? İkisi de vuruş açısını hazırladı. Tafarel tabii ki dikkatli kalesinde. Figo ve Roberto Carlos baktılar birbirlerine. Figo geliyor. Figo'nun vuruşu dışarı çıkıyor. Son lig maçında
Hagi onu geçiyor. Roberto Carlos 3 gol asisti var. Kaleyi düşünüyor. Taffarel bir an için elinden sektirdi. Kalecilerin hiç düşünmediği anlarda kaleyi düşünen, üstelik sert düşünen bir isim Roberto Carlos. İki Brezilyalıyı bu pozisyonda karşı karşıya geldiler işte. Ve topu kornere attı Taffarel. Okan. Hagi. Okan'a doğru. Okan Roberto Carlos'un arkasına sızdı. Hagi gitti ceza sahasına doğru. Okan. Okan dönüyor. Çok müsait bir pozisyon bulabilir miyiz? Müsait olmasa da alkışlanacak bir hareket, vuruş yapıyor Hasan Şaş. Okan bir an için Hagi'yi düşündü, sonra vazgeçti. İçeriden Hasan Şaş geliyordu. O bölgeye doğru Hasan Şaş. Şöyle bir röveşata denemesi dışarıda. Figo yine sağ tarafa çekiliyor. Ergün de onu kontrol ediyor. Şimdi Figo'nun ayağında top, Ergün karşısında. Kademesine Bülent gidecekti. Vazgeçti çünkü Morientes de o bölgeye gitti ama Bülent'in müdahalesi başarılı. Topu dışarı atacak Hasan, öyle yapıyor. Çünkü ceza sahasının içinde biraz önce Real Madrid'de Figo sakatlık geçiriyor. Luis Figo, Portekizli yıldızı, Real Madrid takımının 6 asisti var. 25 kez hücum girişimi toplamda ve 4 golü. İşte bu pozisyon Bülent gidişine engel oluyor. İşte az önce Hasan içeri gönderiyor. Jardel orada ama Hierro'ya çarpan top Casillas'ta kalıyor. Ve bu pozisyonda Lucescu, kelime eğer doğruysa, deyim yerindeyse çileden çıkıyor. Figo'nun tedavisi oyun alanı dışında yapılıyor. Şu anda 10 kişi Real Madrid sürdürüyor oyunu. Jardel indirdi Okan'a. Okan yerde kalıyor. Penaltı beklentileri. Collina yakın pozisyona ve oynayın diyor. Şimdi yakından göreceğiz. Ve bu tip pozisyonları da maç sonrasında hakem hocası Ahmet Çakar'la yorumlayacağız. Hagi, Okan, Okan döndü, Jardel'i düşündü. İyi de düşündü ama gelmedi Jardel'e top. Figo oyunda tekrar. Okan dokunuyor. Hasan Şaş, Salgado ile mücadelesi. Hasan ilk pozisyonda kurtardı. Şimdi ceza sahasına döndü. Suat da geldi ceza sahasına. Hasan, Okan, Ergün. Ergün kafasını kaldırdı. İçeri gönderdi. Suat yükseliyor. Hierro. Hasan Şaş tekrar içeri gelecek. Köşe vuruşunu işaret etti İtalyan hakem Collina. Şimdi bu pozisyona dikkatle bakıyoruz. Okan topu kurtarıyor. Dönecek. Orada Hierro'nun müdahalesi var yerde. Makalele. Helcuera. Roberto Carlos. Galatasaray Jardel dışında tüm hatlarıyla savunmada. McManaman. McManaman. Raul'den aldı pası. McManaman. Figo ve dışarı. Real Madrid'in en ciddi tehlikesi 30. dakika. Bu pozisyonlar Hagi için golle buluştuğu pozisyonlar. Dileriz ki onlardan birisi olur. 31. dakika. Suat'la paslaşacaklar. Öyle oldu. Hagi, Hagi çok sert vuruyor. Asfaltla dışarıda. Casillas Karanka'ya bağırıp çağırıyor. Hagi ekranlarınıza gelirken işte bakın. Topu adeta son anda gördü Casillas. Karanka'ya da bağırmasının nedeni bu. Figo yine Hierro giriyor içeriye. Hierro'yu geçti ve gol. Golü atan Helcuera. Helcuera'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. 33. dakikada Real Madrid. Helcuera orta alanda yer almasına rağmen özellikle yan toplarda kafa golleriyle, kafa şutlarıyla etkili olmayı deneyen bir futbolcuydu. Ve bu pozisyonda da Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü attı Helcuera. İşte Hierro ve Helcuera ikisi de gidiyor. Bomboş Helcuera bırakıyor topu filelere. 1-0 önde Real Madrid bu golle. Ümit boş pozisyondaydı. Capone. Şimdi Capone. Hagi. Figo onu kovalıyordu. Ergün'e doğru.
Makalele yakın topa. Hasan Şaş da gitti. Collina'nın işareti Real Madrid kullanacak. Hacı. Ergün. Hasan Şaş. Hierro onu kontrol ediyor. Hasan Şaş. Üç kişi birden geldi arkasına. Şimdi Hacı. İçeri gönderdi. Jardel'i geçti. Caponi. Jardel vuruş. Casillas. Az önceki pozisyon. İşte Hacı'nın gönderdiği top. Arka tarafta Caponi. Yükseliyor, vuruyor. Jardel ve Casillas. Morientes savunmasına yardım ediyor. Ümit. Figo da o bölgede. Ümit. Ergün. Hasan Şaş. Hacı. Okan ve Jardel içeride. Arka direkte Caponi. Bir kez daha gelecek Galatasaray. Ergün içeri gönderiyor. İçeri dediğimiz yerde Casillas var. İşte Hacı. İçeri gönderdiği top. Roberto Carlos var o bölgede. Caponi vuruyor kafayı. Jardel. Jardel de Karanka'nın kontrolünde iyi vuramadı. Raul indirdiği yerde. Makalele. Makalele topu kurtarıyor. Taferel çıkıyor ama top filelerde. Makalele 43. dakikada takımını 2-0 öne geçiren golü atıyor. Gol beklenen isimler değil, orta sahadan sürpriz kaçan isimlerle golleri buluyor Real Madrid. Önce El Cuera, şimdi de Makalele. Burada bir an için Raul'ün pası Makalele'yi Taffarel'le karşı karşıya bırakıyor ve Makalele Galatasaray filelerine bu maçta ikinci kez gönderiyor topu. Makalele'nin golü Real Madrid 2-0 önde Galatasaray karşısında. İki dakika daha oynanacak. 45 dakika tamamlandıktan sonra Salgado Hasan Şaş'ı geçti. Ergün kademeye geldi ve Popescu korner attı. İkinci köşe vuruşunu kullanacak bu maçta Real Madrid. Galatasaray'ın da iki köşe vuruşu kullandığını görüyoruz şu dakikaya kadar. İşte Popescu'nun dışarı attığı Real Madrid tehlikesi. Karşılaşmada ikinci gol Makalele'den gelmişti. Ve Collina ilk 45 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor sevgili seyirciler. Real Madrid ilk 45 dakikayı 33. dakika El Cuera ve 43. dakikada Makalele'nin attığı gollerle 2-0 önde tamamlıyor. Collina ikinci 45 dakikanın başlama düdüğünü çaldı. İlk 45 dakikayı Real Madrid 2-0 önde tamamlamıştı El Cuera ve Makalele'nin golleriyle. İkinci yarıya Galatasaray müthiş bir taraftar desteğiyle başlıyor. Popescu. Bülent, Ergün ve Hacı. Onu Makalele kovalıyor. Hacı, Hasan Şaş. Hasan Şaş geçer mi? Geçti El Cuera'yı. Vuruşu Karanka'ya çarpıyor. Pozisyon olmaktan uzaklaşıyor. Şimdi ümitle gelecek Galatasaray. Fatih Ata bindirme yaptı Roberto Carlos. McManaman araya ümit girdi. Şimdi Fatih. Kafasını kaldırdı. Ceza sahasına gönderdi. Jardel vuruyor, dışarı vuruyor. Jardel çok müsait pozisyonda. Belki de ilk kez bu kadar müsait bir fırsat yakaladı bu maçta. Gol bekliyorduk ama topu dışarı atıyor. İşte pozisyon. Galatasaray gole çok yaklaştı Jardel'le. Bildik vuruşlarından birini yapsa Galatasaray umutlanacak. Jardel. Yine Jardel. Hierro geçti onu. Jardel. Jardel ceza sahasına girdi. Hasan Şaş'ın önünde kalır mı? Hasan Şaş yerde penaltı. Collina Hasan Şaş'ın yerde kaldığı anda penaltı kararını veriyor. Maçta 47. dakika. İkinci 45 dakika başlar başlamaz Galatasaray müthiş bir seyirci desteğiyle bir anda yüklenmeye başladı. İşte Jardel'in bu pasında Hasan Şaş ve ona Makalele'nin yaptığı hareket penaltı. Ümit topun başında. Ümit geliyor topun üzerine. Vuruyor ve topu kenara gönderiyor. Gol!
60. dakika. Ümit'in golüyle Galatasaray umutlanıyor. Ali Samyen stadında Galatasaray'ın gol sevinci yaşanıyor bu kez. Ümit yine o soğukkanlı şekliyle geldi. Bu penaltı vuruşunu golle sonuçlandırdı. Galatasaray golünü atıyor, golünü buluyor Ümit de bu sezon ikinci golüne imza atıyor. Galatasaray yine geliyor. Okan. Okan'ın pası Fatih'e. Fatih kurtardı topu Roberto Carlos'tan. Fatih şimdi ama istediği şekilde gönderemiyor ceza sahasına. Atak devam edecek Jardel. Tutamıyor oyun alanında. İşte Ümit. Top ve Casillas ayrı köşelerde. Galatasaray'a umut veren gol bu gol. Hasan Şaş yerde kaldı. Collina'nın verdiği penaltı kararını Ümit golle değerlendirdi. Hasan. Hasan'ın pası Hacı'ya. Jardel içeride penaltı noktasının biraz arkasında. Jardel'e. Jardel yükseliyor, vuruyor. Casillas için zor olmadı yine. Çünkü Karanka'nın da müdahalesi vardı topa. Okan. Hasan Şaş. Attı Fatih'in önüne. Fatih McManam'ın kovalıyor. Fatih bu kez iyi gönderdi. İlker Casillas'tan sekti Makalele. Ümit biraz yakın olsa şimdi ikinci golün sevincini yaşıyor olacaktık. Okan gitti söktü aldı. Bülent. Roberto Carlos'la mücadelede. Okan müsait durumda. Şimdi Okan'ın önü kapandı. Ama top yine Galatasaray'da dediğim anda kayboluyor pozisyon. Figo, Hacı, usta ayak girdi araya. Şimdi Fatih. Jardel yine top istiyor. Hasan Şaş top istiyor. Fatih, Jardel'i düşündü Salgado. Makalele. McManaman. Makalele. Taraftarının müthiş desteği Galatasaray'ı ateşledi adeta. Okan. Hasan da geldi. Ergün'e pas. Hasan ve Jardel top beklerken Ergün Figo'yu geçti. Bir kez daha müdahale. Salgado geliyor ve topu taca atıyor. Alkış alıyor Ergün. Bülent. Jardel yine top beklemek üzere hareketlenecek ama Hacı'ya top. Fatih sahanda. Hacı ceza sahasına. Jardel, Ümit. Ümit'in pası Okan. Bir duvar pası denemesi. Oyun devam ediyor. Karanka da uzaklaştırıyor. Duvar pası sırasında bir faul beklentisi vardı ama çok yakın pozisyona Collina. Salgado ile Hasan Şaş arasındaki mücadeleye faul karışacak mı? İki kişinin arasından topu çıkardı Hasan Şaş. Collina da öyle dikkatli izliyor ki şimdi faul düdüğünü çaldı. Bakın işte topu kazanma mücadelesi inanılmaz bir şekilde sürerken Collina düdüğünü çalıyor ve faulü Real Madrid kullandı. Popescu uzaklaştırdığı yerde Hacı. Hacı önce topu kurtardı. Şimdi kontrolünü aldı. McManaman hemen baskıya geldi. Ümit. Okan sağ çizgide. Jardel top istediği yeri gösterdi. Jardel Hierro'nun müdahalesi. Hasan Şaş. Yeniden Jardel'e doğru atamadı bu kez Hierro. Kaptan Hierro. Makalele. Hierro. Araya girdi Bülent. Top oyun alanında kalacak. Salgado. Bülent faul yapmamak için uğraş veriyor ve Hierro. Collina Popescu'nun faul yaptığını işaret etti. Morientes yerde kaldı. Hasan da Jardel'de top istiyor. Jardel'e doğru. Jardel bir kez daha kafa ama Casillas'ın kucağına. Köşeyi bulsa Casillas'ın çıkarması güç olacak. Ergün mükemmel bir pas atıyor. Jardel. Okan Hacı top istiyor.
Jardel ve Hacı. Hacı Jardel'e doğru indirmek istedi ama Hacı da ona yakındı. İşte Hacı. Şimdi bakalım pozisyona. Hacı, Jardel içeride hareketleniyor. Roberto Carlos ona yakın. Yerde kalıyor Jardel. Oyun devam ediyor. Sağ tarafı kullanıyor Galatasaray. Şimdi Hacı indirdi. Fatih koşuyor. Fatih topu önüne aldı. Hasan bomboş pozisyonda. Hasan vuruyor ve gol! İşte 2-2. Fatih taşıyor. Hasan vuruyor. Ve 2-2'lik eşitlik geliyor. Galatasaray Real Madrid karşısında 2-0'dan 2-2'ye taşıyor skoru. Seviniyor, sevindiriyor. Coşuyor, coşturuyor Galatasaray. 2-2. Hasan Şaş Şampiyonlar Ligi'nde ikinci golüne imza atarken bu golün seviciyle birlikte Fatih'e de alkışlarımızı gönderiyoruz. İşte Fatih'in pası, Hasan'ın müthiş vuruşu ve gol. İker Casillas uzanıyor ama top birelerde. Fatih taşıyor, mükemmel pas veriyor. Hasan beraberlik golünü Real Madrid filelerine gönderiyor. 2-2. İşte 2-2'ye taşıdı skoru Galatasaray. Galatasaray taraftarının müthiş desteği, ikinci yarıyla başlayan müthiş desteği artarak devam ediyor. Dördüncü köşe vuruşunu kazanıyor. İşte Hasan'ın golü, beraberlik golü, Galatasaray'a beraberlik getiren golü. Galatasaraylı taraftarların müthiş bir sevinci var ve şimdi o sevinç coşkuya dönüşüyor bir anda. İşte Hasan'ın sevincini paylaştığı an. Tur açısından önemli olmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki klasmanında da puanını etkileyecek. Bu da önemli çünkü Türkiye Hollanda'yla çekişiyor ve Hollanda'nın kupalarda takımı kalmadı. Bülent de biraz önceki pozisyon sonrasında sarı kart görüyor. Figo'ya yapmıştı bu hareketi. Raul hareketleniyor ama atmadı ona Figo. Roberto Carlos. Bizim saatimizde bu önemli gecede son 15 dakikaya girdik artık. Yine süratle gidiyor Fatih. Onun önüne Fatih. İkinci golü böyle taşımıştı. Jardel içeride. Jardel geldi ona. Vuruş Jardel'de gol! Süper Mario Jardel! Affetmedi. Real Madrid'i bir kez daha affetmedi. Jardel atıyor ama Fatih muhteşem taşıyor. Alkışlar Jardel'e. Jardel! Galatasaray 2-0'dan 3-2'ye taşıyor skoru. Rakibi Real Madrid, Avrupa'nın devi, dünyanın devi. Ama ikinci yarıda öyle bir Galatasaray var ki tutabilmek mümkün değil. İşte 6. golünü attı Şampiyonlar Ligi'nde Jardel. Süper Mario Jardel. Fatih taşıyor. Jardel silahını işte böyle patlatıyor. Galatasaray şimdi Real Madrid karşısında 3-2 üstünlüğü yakalıyor. Aradı, aradı, aradı ve aradığı golü de buldu. İşte Fatih taşıdı. Jardel, dakika 75. Galatasaray Real Madrid karşısında 3-2 önde. İşte Fatih taşıyor. Jardel orada topu bekliyor. Süzülüyor top. Jardel havada bekliyor adeta. Vuruyor. Casillas uzanıyor ama ne fayda. Galatasaray 3-2 galip duruma yükseliyor bu golle. Maçın dördüncü hakemi şu anda işaretleyecek ilave edilen süreyi. 2 dakika. Öyle tahmin ediyorum ki şu andan itibaren 2 dakika. Bu da ikinci 45 dakikaya 5 dakika eklendiği anlamına geliyor. ...3-2 önde olan Galatasaray bu 2 dakikaya bir dördüncü gol sığdırabilir mi?
Tafarel bekletmeden Hasan Şaş'a. Ergün, Hasan Şaş, Hacı, Salgado koşuyor. Hacı. Şimdi Ergün. Hierro. Ergün, Salgado. Ergün'ün baskısı devam ediyor ve top taça çıkıyor. Çok önemli bir avantaj değilse de Galatasaray taraftarı şimdi dördüncü gol şansı var. Ama Okan top üst dağlarda. İşte o önemli olmayan avantaj bir anda iki farka dönüşebilirdi, olmadı. Ama Galatasaray taraftarı şu anda elde edilen galibiyetten de memnun. İşte Okan, ama top üst dağlarda kalıyor. Gitmesini istediğimiz yer, buluşmasını istediğimiz yer orası değil. Tafarel çıktı, elinden topu kaçırdı ama faul. Artık son saniyeler. Bu karşılaşmada Okan ve Popescu sarı kart görmüştü. Tabii ki Popescu'nun cezalı duruma düşmesi rövanşta Galatasaray'ın işini biraz daha zorlaştıracak. Ve Collina bu karşılaşmada 90 dakikayı bitiren düdüğünü çalıyor. Galatasaray 2-0 mağlup durumdan Real Madrid'i 3-2 mağlup etmeyi başarıyor. Gerçekten zorlu bir karşılaşma oldu.